Yıllarca silah tutan eller şimdi kalem, fırça ve sas tutuyor. Birinci sınıf emniyet müdürü ve polis müfettişi, baş müfettişi Ahmet Sula'nın diğer meslektaşlarından bir farkı var. Sanatçı kimliği. O hem işine hem de sanatına aşık. Terörle Mücadele Dairesi'nde başkan yardımcılığı, polis baş müfettişliği ve birinci sınıf emniyet müdürlüğü. Ama onu meslektaşlarından ayıran bu ünvanları değil, sanatçı kişiliği. Burada seyahatler eşyanın kalbine yapılır. Burası Anadolu. Ahmet Sula yıllarca terörle mücadele eden bir polis. Mesleğindeki başarısı kadar sanattaki başarısıyla da öne çıkan bir isim. Şimdiye kadar onlarca ülkede sergi açtı. Eylül'de de yeni sergisini sanatın merkezinde Roma'da açacak. Aslında polislik hayatıma sonradan girdi. İlkokul yıllarından başlıyor. Tabii tiyatro, müzik, güzel yazı, resim. Belinde silah, elinde ise fırçası ve boyaları. Her türlü kanunsuzlukla mücadele ederken içindeki sanat aşkını hiç öldürmedi Ahmet Sula. Resim, şiir, müzik gibi pek çok alanda sanatını her gün gece gündüz aşkla icra ediyor. Dedim ki ısırıldı elma, yüklendi Adem. Dağların kaldıramadığı o muazzam sorumluluğu ve başladı Ademoğlunun uzun zannedilen kısa yolculuğu. Fırçayı tuvale nazikçe vuran eller söz konusu terörle mücadele olduğunda ona göre mesleğiyle yaptığı sanat asla birbirine tezat değil. Terörist vardı, çözülmüyordu bir türlü. Fakat böyle duygusal olduğu bilgisini bulmuştum. Onunla iletişime geçip bir insanı daha kazanmış olduk. Önemli olan insanın kalbine dokunabilmek. Meslektaşları başlarda yadırgamış olsa da şimdi onu örnek alıyorlar. Sayın müdürüm diyorlar, işte bir kurs açsanız biz de gelsek. Size heveslendim, filanca ilde görev yapıyorum. İşte ben güzel yazıya başladım. Öbürü şiir denemelerim vardı, gönderiyor. Bir yorumlar mısınız falan.